Özellikle yaşlı nüfusu etkileyen bir hastalık olan demans, unutkanlığın ön planda olduğu pek çok hastalığın genel tanımı olarak değerlendiriliyor. Peki ama hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Kimler daha çok risk altında? Nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade, son zamanlarda artış gösteren demans hastalığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Efendizade, hastalığın genellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda görüldüğünü kaydetti. Halk arasında bunama olarak bilinen demans hastalığı, beynin zihinsel ve davranışsal işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Demans, sosyal becerilerde gerilemeye, hafıza, düşünme gibi yetilerde bozulmaya sebep olan bir semptom olarak tanımlanıyor. Bellek bozukluğu, konuşma bozukluğu, dikkat bozukluğu, bir duruma veya konuya karar verme güçlüğüyle görsel algı bozukluğu gibi bulgular veriyor. Nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade, son zamanlarda artış gösteren demans hakkında bilgilendirmede bulundu. Hastalar özellikle sık sık aynı soruları sormaya başlarlar. Eşya kaybetme ve isimlendirmede güçlük başlar. Hastalığın ileriki evrelerinde ise hastalar artık yön bulmakta sorun yaşamaya başlarlar. Buna davranış değişiklikleri eklenir. Ayrıca psikiyatrik diğer semptomlar, halüsinasyon yani hayal görme gibi şikayetler de eklenir. Demansların genellikle %85'inin Alzheimer hastalığı olduğunu belirten Efendizade, hastalığın genellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda görüldüğünü kaydetti. Demansların %85'i genellikle Alzheimer hastalığı olarak bilinen hastalıktır. Bu hastalık genellikle 65 yaşın üstünde başlamaktadır. Hastaların genellikle ilk belirtisi unutkanlık, özellikle yakın zamanı unutma, yakın zamanda hafıza kaybı şeklinde ortaya çıkar. Demans olarak tanı konulan bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski haline dönmeyi imkansız kılan hastalıklarken bazıları tedaviyle düzeltilebiliyor. Uzman doktor Efendizade, demans hastalarının tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Hastalığın erken evrelerinde saptanması ve tedaviye hızlı başlaması hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak adına çok önemlidir. 65 yaş üstü özellikle unutkanlığı olan hastaların mutlaka demans yani Alzheimer hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Genellikle bu hastalığın sebebi beyinde küçülmenin olmasıdır ama aynı Alzheimer hastalığı gibi belirti veren yalnız Alzheimer hastalığı olmayan diğer demans nedenleri de vardır. Bunları dışlamak gerekmektedir. Yani mesela beyin damar tıkanıklığı olabilir, beyinde tümör olabilir, zamanında geçirilmiş beyin enfeksiyonları olabilir. Bunlar ileride unutkanlık hastalığı gibi tabloya neden olabilmektedirler. Hastalarımızı ve hasta yakınlarını dinledikten sonra kısa yaptığımız testler var, unutkanlık testleri. Bunları yaptıktan sonra hastalarımızın laboratuvar yani kan tetkikleri ve radyolojik incelemeler yapmaktayız. MR veya tomografi gibi. Ondan sonra da erken dönemde tedaviye başlayıp hastayı sık sık kontrollere çağırarak izlemekteyiz.